iki araç arası paralel park çalışacağız. Şu küçük araçlarla deneyeceğiz, maket araçlarla. Öncelikle arkadaşlar, park edeceğimiz alana yaklaşıyoruz kendi aracımızla. İlk aracı, yani kırmızı olanı geçiyoruz. İkinci araca yanaşıyoruz. Şoför, yani sürücü, buradan arabanın bitimini, yani öndeki arabanın sol farını küçük camdan, yani kelebek camından, kelebek camı yoksa şu gördüğünüz camın bitiminden görmesi gerekiyor. Arabanın bitimini görecek, yani farını. Far bittiği tarafı görmesi gerekiyor. Sonrasında ise direksiyonunu tam sağ yapıyor. Geriye doğru geliyor. Geriye doğru geldiği zaman arkadaki arabanın tamamını görecek şekilde sol aynasından görmesi gerekiyor. Tamamını görecek, geçmeyecek. Yani kaldırıma yakın olan sağ tarafını görmesi gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar düz bir şekilde geri gelecek. Biraz önce kelebek camından gördüğümüz öndeki aracın sol farını aynaya eşitleyecek. Eşitledikten sonra direksiyonumuzu ters istikamet, tam sol yapıyoruz. Bu şekilde parka giriyoruz. Bu tek hamleli park oluyor. Alan dar ise onu da gösterelim. Örneğin alan şu şekilde. Gene aynısını uygulayacağız. Geldik. Öndeki aracın bitimini kelebek camımızın çıtasının köşesine, yani sağ tarafına alıyoruz. Çıta yoksa camın en sağına alıyoruz. Arka sağ camın en sağ tarafına alıyoruz. Öndeki araba illa bu şekilde olmayabilir. Şöyle olabilir. Burada da gene sol fara alıyoruz bitimine. Sonrasında direksiyonumuzu tekrar tam sağ yapıyoruz. Arkadaki aracı gördük. Tamamını gördük, durduk. Yani bu milliyetimin sınav sisteminde arkadaşlar, birinci duba, ikinci duba. Öndeki aracın sol farı, cama aldığımız duba, sol farı. Bu da sağdaki duba. Bu dubayla zaten pek işimiz olmuyor. Bununla da olmuyor. Gördükten sonra düz bir şekilde geri geliyoruz. Aynamızı tekrar eşitliyoruz. Tam sol yapıyoruz. Alan biraz dar oldu. Şöyle alayım. Geldik. Geri geldik. Baktık arkada mesafe yok. Yani sağ lastiğimiz kaldırıma değecek. Tekrar tam sağ yapıyoruz. Topluyoruz. Bu şekilde. Gene olmazsa geri hamle yapıyoruz. Bu şekilde.